Ee, sanırım şu an dördüncü oturumumuzu başlatabiliriz. Ee, öncelikle kendimden bahsetmek istiyorum. Ben beslenme ve diyetetik öğrencisi Sıla Yağmur Öktem. Ee, aslında birçok hastalığın tıbbi beslenme tedavisi alanında çok e, etkin ve e, aktif olarak rol alıyoruz diyetisyenler ve diyetisyen adayları olarak. Ee, biz de bugünü boş geçmek istemedik ve sizlere özel çok e, güzel bir e, detaylı bir sempozyum ayarlamak istedik. Bu vesileyle de siz değerli katılımcılarımızın ve kıymetli Seher Hocam'ın 6 Haziran Yetişenler Günü'nü kutlamak isterim ben de. E, ee, bir araştırma topluluğu olarak gönüllülük temel iki hazırlanmış, e, kurulmuş bir topluluğuz. Çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Genel etkinliklerimiz, interaktif etkinliklerimiz bulunmakta. Yine bütün mecralarda bir araştırma büsünün kullanıcı adıyla bizleri aratıp bulabilirsiniz. Desteğiniz bizim için çok önemli. Özellikle de Twitter'dan diyetisyenler ve diyetisyen adayları olarak sesimizi her şekilde duyurmaya çalışıyoruz. Bu yolda hep birlikteyiz. Umarım çok daha güzel yarınlarımız olur diyorum. Ve Seher Hocam size sözü bırakıyorum. Seher Hocam'la birlikte obezite ve Beslenme Biyokimyası adlı oturumumuzu başlatmak istiyorum. Hocamız derseniz sizi tanıyalım. Merhabalar hoş bulduk öncelikle davetiniz için teşekkür ederim ee, sunumuma geçmeden önce kendimden bahsedeyim ee, ben e, Seher Elif Koçoğlu Elif ismimi kullanıyorum bu arada ee, <laughs> şu an e, aktif olarak 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde görev yapmaktayım. Ee, onun dışında e, 2012 girişli, 2016 çıkışlıyım. Ankara Üniversitesi beslenme ve Diyetetik mezunuyum. mezunuyum. Ee, bunlar dışında neler yapıyorum? Ee, Erciyes Üniversitesi e, Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda da hali hazırda Gazi Üniversitesi Tıbbi Biyokimya e, Anabilim Dalında doktoramı yapıyorum. Kendimle alakalı böyle bir sunum yapmak istedim. Daha doğrusu böyle bir konu belirledik. Aslında isteğiniz üzerine biyokimya üzerinden çok başlık istediniz ama istenilen başlıklar 1-2 yıla yayılan konular olduğu için olabildiğince hızlı hızlı ne verebilirsem ne anlatabilirsem çok da süreyi aşmadan anlatmaya çalışacağım. Şimdiden teşekkür ederim katılımınız için. Biz teşekkür ederiz hocam. Bu vesileyle de sizlerin de diyetisyenler gününü kutlamış olalım. Ekran paylaşımı yapmak isterseniz ekran paylaşımı yapabilirsiniz şu an. Yapıyorum bir saniye. Tıp fakültesi hastanesinde aktif olarak görev yapmaktayım. Obeste ve sağlıklı yaşam merkezinde diyetisyen olarak çalışıyorum. Hemen kısa kısa malum obesteden de bahsedeceğim için tanımlarını vesaire kısa geçeceğim. Obeste genel olarak bedenimizin yağ kütlesinin yağsız külüste oranla aşırı artması sonucu kilomuzun boyumuza oranla e, olması gerekenin üzerine çıkmasıdır. E, bunlar için peki biz obezite için nasıl tanımlama yapabiliriz ya da e, doktorlar daha doğrusu e, nasıl tanı koyabilir? Çünkü tanı koyma kısmında e, önce hali olacak gibi sonrasında tıbbi beslenme tedavisi verebilelim. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre bel çevresi kadınlarda 88, erkeklerde 102 santimin üzerinde olması santral obezite göstergesidir. Bunun dışında bazı kaynaklar ülkeden ülkeye değişmekle birlikte bizim ülkemiz için kadınlarda 90,5, erkeklerde de 95,5 santimin üzerinde olması santral obezitenin göstergesidir deniyor. Bunlar dışında Badimes indeksi çok önemli zaten biliyorsunuz. Bu alanda çalışanlar da bilir, ölçüm yapanlar da bilir. Ee, öncesinde tabii ben eski mezunlardan olduğum için bizim zamanımızda e, zayıf olmak BK'nin 19'un altına düşmesiydi. Şimdi onlar tabii ki güncellendi. 18.5'un altında olması aslında düşük kilolu e, sınırına girerken 30 üstü artık obez tanısı alıyor. Bunları derece olarak işte e, birinci derecede ikinci, üçüncü ve süper obez şeklinde değişiyor. Bu sıkça gördüğümüz bia dediğimiz bazı ticari markalar var. Tanita'dır vesairedir. Bunlara genel olarak bir adını veriyoruz. Biyoelektrik impedans analizi. Bu impedans analizlerinde kabaca şöyle bir sistemi var. Genelimiz yine biliyordur ama vücudumuza hissedemeyeceğimiz derecede bir elektrik akımı veriyor cihaz. Ve bu elektrik e, akımının anot ve katot uçları var. Burada akım vücudumuza girdikten sonra özellikle yağ dokusu ve kas dokusu üzerinden geçerken oluşturduğu direnç farkına göre Bizim yağ oranımız ve yağ dışı kas oranımız bu şekilde ortaya çıkıyor arkadaşlar. O yüzdendir ki zaten vücuttan hissetmeyeceğimiz düzeyde de olsa bir elektrik akımı geçtiği için biz bu tür cihazlarda atıyorum gebe ve gebelik şüphesi olanları kullanmasını istemiyoruz. Yahut diyoruz ki sorguluyoruz çıkmadan önce. E, diyoruz ki herhangi bir metal var mı vücudunuzda, herhangi bir platin var mı? Çünkü bunlar ölçüm maalesef etkileyebiliyor, değiştirebiliyor. Obeste prevalansına gelince, e, obezite tüm dünyada olduğu için tabii ki bizde de artar bir durumda. Özellikle kadınlarda erkeklere oranla biraz daha artarken e, şunu söyleyebilirim ki e, Türkiye Avrupa'da birinci sırada şu an. Yani Avrupa genelinde en obez ülke biziz. O yüzden maalesef bize bu anlamda imkan dahilinde çok fazla iş düşüyor. Birincisi abur cubur bilgileri edinmeyeceğiz. İkincisi bilgileri doğru kaynağından alacağız. Üçüncüsü kişilere bunu doğru şekilde aktaracağız. Bu görevde bize düşüyor arkadaşlar. Beslenme genel olarak fiziksel ve mental gelişim için, yaşamın sürdürülmesi için bazı besin öğelerinin vücuda alınmasıdır. Ve alındıktan sonra kullanılmasıdır diyebiliriz. Ee, az önce de söyledim, beslenme ve sağlıkla ilintili olarak kanıta dayılı olmayan, hatalı beslenmeye yönlendirmeye teşvik eden, özellikle ehli olmayan kişilerin verdiği beslenme önerileri maalesef toplumsal olarak bizi o daha da yönlendiriyor. Şimdi ben e, besin öğeleri ve besin gruplarından kısaca bahsedeceğim. Bahsetmek istememdeki sebep şu, çoğunuz belki biliyorsunuzdur, görmüşsünüzdür, yıllar önce veya şu an görüyorsunuzdur. Ee, bahsetmek istememdeki temel prensip şu ileride anlatacağım mekanizmalarda aslında biyokimyasal mekanizmalarda beslenme çok çok kritik bir rol alıyor özellikle böyle bizimle ilgili olanları biraz cımbızlayarak çekmeye çalıştım içlerinden ee, karbonhidratlar genel olarak kompleks ve basit olarak ayrılıyor basit karbonhidratlar monosakkaritler ve disakkaritler olarak ayrılıyor Bileceğimiz üzere monosakkaritler glikoz, fruktoz ve galaktoz olarak bir disakkaritler ise sükroz, laktoz ve maltoz olarak ikiye ayrılıyor arkadaşlar. Basit şekerler dediğimiz e, grupta ise genellikle besne tadını veren meyveler olur, e, eklenmiş olarak sonradan gazlı gazlı içeceklerde olur, meyve sularında olur. Ee, bunlar glisemik indeksi yüksek e, yiyecekler olduğu için, karbonhidratlar olduğu için basit karbonhidratlara glisemik karbonhidratlar da denir. Konumuz dışında söylüyorum. Tabii ki ayrı bir parantez açamadım hani e, çok zaman almasın diye ama e, inşallah glisemik indeksle ilgili bir gün konuşuruz. Kompleks karbonhidratlar dediğimiz ise e, gruba nişasta ve diyet posasının da dahil olduğu karbonhidratlar. Çoğunlukla ilk aklımıza gelen ki bizim de önermeyi sevdiğimiz kuru baklagiller olabilir. Tam buğdaylar olabilir, çavdarlar olabilir veya depo sebzeler olabilir, patates gibi. Bunları bu gruba alabiliriz. Yağlar, şimdi yağlarda şöyle bir durum var. Biz yağları tüketiyoruz, yağlar bizim için gerekli. Vücudumuza birçok hormonun, yağ menşeili hormonun oluşabilmesi ve sentezlenebilmesi de e, için gerekli. Elzem yani. O yüzden biz aslında hep yağ oranı yüksek e, kişiler gördüğümüz için... bize yağ oranı düşme, düşük çıkması çok e, sağlıklıymış gibi geliyor. Ama uzun vadede kesinlikle değil. Normal aralıkta olması gerekir. Bu erkek ve kadında değişir. Tabii ki erkeklerde kas oranı yüksek olduğu için yağ oranı daha düşük. Bu yaşa bağlı, yaptığınız spora bağlı... Değişmekle birlikte ortalama tabii ki söylüyorum. Erkeklerde biraz daha ideali yüzde on beş kadınlarda yağ oranı biraz daha ideal yüzde yirmi beştir. miktar olarak ne kadar tükettiğimiz evet önemli ama çeşit daha da önemli. Yağlar yağlarda totalde yüzde onu doymuş yağlardan ortalama yüzde on beş. 12-15 kadarı tekli do doymamış yağlardan ve e, %7-10 çok da çoklu doymamış yağlardan gelmesini bekleriz. Ha, genel olarak ne söyleyebiliriz? Şunu söyleyebiliriz. Ee, omega 3, omega 9, omega 6 e, bizim doymamış yağ asitlerinin örneklerimizdir. Zaten ilerleyen slaytlarda da bunlardan e, bahsedeceğim size. Protein genel olarak diyet gereksin. Tabii bu sağlıklı ve standart bir insan için konuşuyorum. Hastalıklarda diyet durumunda, kişinin yaşı, cinsiyeti, fiziksel aktivitesi gibi durumlara göre değişiyor. Protein miktarı kilogram başına da hesaplanabilir ama genel olarak aldığımız enerjinin %10-20'si kadarı dengeli ve yeterlidir diyoruz. Sıvı ihtiyacı Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesine göre aldığımız kalori, her kalori başına 1 mililitre şeklinde öneriliyor. Bu aldığımız sıvıların %80'inin su olmasını, %20'sinin de diğer içecek ve yiyeceklerden gelmesini bekliyoruz. Süt grubu özellikle vitamin, mineral açıdan altını çizdim dikkat çekmesi için. Çünkü ileride bunlardan biraz bahsedeceğim. Hatırlayalım süt ve süt ürünleri neydi? Kalsiyum, fosfor, çinko gibi minerallerden zenginken aynı zamanda tiamin, riboflavin gibi, B6 gibi ya da B12 gibi... B vitaminlerinden de zengin. Özellikle yağda çözünen vitaminler dediğimiz adek grubundan zenginken sütte yağ oranı düştükçe bu ne demek? Tam yağlı süt, yarım yağlı süt ya da light süt gibi süt oranları düştükçe bu adek dediğimiz vitamin gruplarının da miktarı azalmakta. Onun dışında D vitamini kısmına değineceğim. Çoğunlukla şu şekilde biz önerebiliyoruz ya da okuyabiliyoruz işte D vitaminler zengin besinler dendiğinde ilk süt gibi akla geliyor aslında o şekilde değil süt kalsiyumdan zengin ve kalsiyumun Vücutta olması D vitamini sentezini arttıran bir durum. Yani vücudumuzda kalsiyumun varlığı deriden sentezlenen D vitaminini arttırır. Burada aslında sütün D vitamininden zengin olduğu anlamına gelmiyor. Ama ticari anlamda özellikle son yanılmıyorsam 7-8 yıl olması lazım. Taş çatlasın 10 yıldır bu zenginleştirilmiş süt olayı var. Bizim raflarımıza da sanıyorum bir 3-4 senedir geldi. Zenginleştiril D vitamininden zenginleştirilmiş sütlerin D vitamini oranı yüksektir. Çoğunlukla 2-3 porsiyon gibi düş önerirken çocuklarda, adolesanlarda, emziklilerde, gebelerde bu 4 porsiyona kadar çıkabiliyor. Et, tavuk, yumurta, kuru baklagil, sert kabuklu yemişleri de ayrı aynı gruba ekleyeceğiz protein, demir, çinko, fosfor, magnezyum, B1, B6, B12 ve A vitaminlerinden zengindir. Etler sadece C, E ve e, kalsiyum vitaminleri ve kalsiyumdan fakirdir diyebiliriz. E, özellikle et grubunda başta B12 vitamini, demir ve çinko'dan zengin olduğunu unutmayalım. Ee, onun dışında ette bulunan demirin biyo yararlılığının biz yüksek olduğunu biliyoruz Yani bir demir eksikliği anemisiyle geldiğinde hasta veya herhangi bir şekilde sağlıklı hasta da olabilir ee, Bir süre e, demiri düştüğü zaman diyebiliriz ee, Biz ona demir kaynakları öneriyoruz biliyorsunuz ki Hep bir şeyleri var işte ıspanak ye şunu, Evet zengin demirden zengin besinler bunlar doğru ama şunu iyi bileceğiz Önemli olan bu demir vücudumuzda ne kadar kullanılıyor ve biz bu demirin kullanımını arttırmak için neler yapabiliriz? Ee, özellikle bu kaliteli demir yumurtada da bulunur ki yumurta zaten sizin de bildiğiniz üzere en kaliteli, en güzel proteindir. Proteini içerir anne sütünden sonra neredeyse yüzde yüzünü vücudumuzda kullanabiliyoruz bu proteinin. Kolesterol içeriği fazladır, yağ içeriği fazladır sarısında. O yüzden bazen görürsünüz bunu almamak için sadece akını yiyenler vardır. Bir yumurta yerine iki tane yumurta akı yemek gibi. Ee, onun sebebi budur. Ancak e, bir süre uzun bir süre hatta yumurtanın çok çok aşırı kolesterol yükselttiği ve kesinlikle yenmemesi gerektiğine dair bir rivayet vardı ama Allah'tan bu son 5-10 senedir yıkılmış durumda bu önyargılar. Lipit ve lesitin içermesinden dolayı kan kolesterolünü Düşürücü etkileri vardır çünkü bunların o kadar yükseltmediği aslında et ürünlerinin yumurta oranı daha hızlı kan kolesterolü yükselttiği belirtilmiştir. Az önce demir eminiminden bahsettim hemen şöyle minik bir girişler yapacağım anekdotlar vereceğim. Şimdi biz demiri tükettik vücudumuzu aldık. Demirin biliyorsunuz ki formları var arkadaşlar. Demir vücudumuzda tek bir formda değil. Yani artı iki değerlikli de olabiliyor, artı 3 değerlikli de olabiliyor. Artı 2 değerlerine biz ferroz demir, artı 3 değerlerine ise ferrik demir diyoruz. Görselde de görebileceğiniz üzere ferrik demir yani artı iki değerlikli e, demir bizim için biyo yararlılığı artmış olan demirdir ki ette ve yumurtada Artı iki değerlikli olan fazladır. O yüzden biz deriz ki et ve yumurta tükettiğinizde demirin biyo yararlılığı fazladır. Bundan dolayı deriz. Bitki grubunda da ferrik dediğimiz artı üç daha fazladır ferrozdan. O yüzden de biyo yararlılığı diğerlerinden daha düşüktür deriz. Peki bunlar dışında ne oluyor? Artı üç değerlikli demir daha çok vücutta taşınırken kullanıldığından... Ferroz demir daha çok emilme formudur arkadaşlar. Bunların birbirine dönüşümü mümkündür. Zaten görselde halka içine aldım görüyorsunuz. Demir redüktaz enzimi ferrik demiri ferroz demire dönüştürme yeteneğine sahip bir enzimdir. Biz bazen şey diyoruz işte bu demirden zengin kaynakları alırken diyoruz ki hastalara C vitamini kaynağı alın, askorbik asit alın diyoruz. İşte et yiyorsanız yanına mutlaka salata yiyin diyoruz. Ya da işte örnek veriyorum salatanıza bolca limon sıkın diyoruz. C vitaminini biraz daha alın diyoruz. Onu dememizin temel prensibi de şu arkadaşlar. Askorbik asit demir rediktaz enzimine istediği asidik ortamı sağlıyor. O yüzden bu enzimin çalışmasında aktivasyonunda olumlu etkiye sebep oluyor. Olumlu etkiyi sağlıyor. O yüzden de demirin artı 3 formdan artı iki forma geçmesini teşvik ediyor ve emilimini arttırmış oluyor. Asıl mekanizması bu şekilde. Bunun dışında kuru baklagiller, kuru baklagiller e, bizim için e, posadan zengindir. İlk aklımıza posası gelir. Ama protein değeri maalesef e, diğerleri kadar yüksek değildir. Bunlardaki temel sebep de kükürt laminestlerden sınırlı oluşudur. Çok çok fazla posa içerdiği için de bazı e, maddelerin emilimine biliyorsunuz posa yarışıyor veya hızlı motiliteden dolayı besinlerin hızlı geçişine e, sağlıyor. O yüzden e, bazı noktalarda emilimde eksik kalabiliyor. Onun dışında neden posa diye üstüne bastırdım? Çünkü kuru baklagillerde sadece çözünmez posa yok. Çözünmez posa dediğimiz şey mide ve bağırsak hareketlerini, motilitesini hızlandıran posadır. Aynı zamanda çözünür posada da e, içerir. Çözünür posada bildiğimiz üzere kan şekerini regüle eder. Aynı zamanda en önemli özelliklerinden birisi de kan kolesterolünü düşürmede etkilidir. Pındık, fıstık, ceviz, badem bunlar çok kritik besinler. Niye böyle söylüyorum? Çünkü biz bunu e, obezlerde kilo vermek için kullanırken aslında kilo fazlaca yazarak yani tabii ki normal sınırlarda fazlaca yazarak kilo alma diyetlerinde de uygulayabiliyoruz. O yüzden bunların kritik sınırları var ki tüberin bakmayan varsa 2022 kılavuzunda bunun porsiyon miktarları bazı besinlerin değişti. Bizim zamanımızda diyeceğim artık Bir porsiyon ceviz içimiz 20 gramı öngörürken Artık bu 30 grama çıkarıldı gibi Ya da meyve porsiyonlarında iyileştirilme, iyileştirmeler yapıldı Bilginiz olsun Bunlar kolesterol içermezler E vitamininden zenginlerdir Bir dediğim gibi porsiyonu 30 gram olmak kaydıyla verilebiliyor hastalara Onun dışında meyve sebzeler kritiktir Çok güzel bir C vitamini e, magnezyum, e, demir, posa özellikle potasyum kaynağıdır. E, Antioxidan e, içerikleri yüksektir. Hakeza orman meyveleri gibi, turunçgiller gibi dediğimiz grupta C vitamini e, kapasitesi yüksektir. Onun dışında elma gibi, muz gibi, kayısı gibi, kavun gibi meyvelerinde potasyum içeriği yüksektir. Diyetteki fruktoz kaynakları da aslında daha çok meyvelerdir. Meyvelerdeki sükrozun yanı sıra Sonradan ilave edilen, mutlaka ki duymuşsunuzdur, fruktozlu mısır şurupları da fruktoz kaynağı olarak gösteriliyor. Şöyle ki, fruktoz son dönemde çok gündemde. Yani meyve yensin mi, yenirse fazlası nasıl olur gibi. Özellikle bazı meslek gruplarında, diyetisyenleri kastetmiyorum, sıklıkla rastladığım için söylüyorum. Bu meyve bir... Dillerine dolanmış, aman meyve yemeyin, aman şöyle olur gibi. Halbuki meyveler doğal fruktoz kaynağıdır. C vitamini içerir, resveratrol içerir ki resveratrol çok, çok e, güçlü bir antioksidan kaynağıdır. Pikosta ve birçok hastalıklarda iyileştirici ve onarıcı özelliği olan bir e, maddedir. Klaminoletlerden zengindir. Lip açısından da hem zengindir. O yüzden biz... Fruktoz içeriklerine rağmen meyveleri sağlıklı grupta değerlendiriyoruz. Bu e, bizim için net. Onun dışında neden fruktoz fruktoz biraz ondan bahsetmek istedim. Niye bu fruktozu öcü gözüyle bakılıyor? Şöyle ki arkadaşlar diyetle biz çeşitli formlarda vücudumuza fruktoz alıyoruz. Ne dedik? Sükroz şeklinde disakkarit alıyoruz. Hidroliz sonucu fruktoz alabiliyoruz. Bunun dışında mannoz, sorbitol gibi monosakkaritleri de vücudumuzda fruktoza dönüştürebiliyoruz. Burada iki tane metabolizma paylaştım. Bunu tabii tek tek bilmemize gerek yok. Sadece şurada şunu vurgulamak istedim. Öncelikle karaciğerde fruktoz metabolizmasında ilk basamak görüyorsunuz ilkinde fruktokinazdır. Bu ilk basamakta bu fruktokinozun yaptığı işi iki enzim yapabilir. Hem fruktokinoz hem heksokinaz yapabilir. Ancak heksokinozun fruktoz alan ilgisi düşüktür. Yani heksokinaz dediğimiz enzim daha çok glikozu çekmek ister. E, fruktoz boşta kaldı ne olacak? O zaman fruktoz aşağıdaki e, glikoliz metabolizmasına değil yukarıda işaretledim fruktokinaz metabolizmasının akışına gidecektir. O metabolizmanın akışının sonucunda, sonunda ne giriyorsunuz? Trigliserit. Yani şunu demek istiyorum, fruktozun fazla tüketimi e, sonucunda bu akışa girecek fruktoz ve trigliserit oluşacak. Bu ne demek? Yağın depo şekli. Aslında olay mekanizma bu şekilde, korkulan o mekanizma. Ekmek ve tağlara geliyorum. Ekmek tağlı, e, ekmek grubu, özellikle B vitamini. Yine bunun altını çizeceğim ilerleyen slaytlar için. B vitaminlerinden zengindir bu bizim için önemlidir. Diyet posası fazlaca bulunur. Magnezyum bulunur, selenyum bulunur. Mayalı ekmeklerin besin değerleri daha yüksektir. Onun dışında neden daha yüksektir? Bu arada belki soru olarak gelmeden söyleyeyim. Mayalı ekmeklerde fitat oranı daha düşüktür normale göre ve biliyorsunuz ki fitat gibi tanen gibi maddeler bazı mineral ve vitaminlerin emilim sırasında yarışıyor ve emilimine azaltıyor. Onu önlemediği için mayalı ekmeklerin besin değeri daha yüksektir deriz. E, yalancı tahıllar buna aşinasınızdır son dönemde popüler. Kinoadır, amaranttır, karabuğdaydır. Normal tahılların e, tüketilemediği ya da onlara alternatif tahıllardır bunlar da. Gayet tüketilebilirler. Aminoasit, küküplü asitlerden zenginlerdir. Yine lip içerikleri yüksektir. E, gluten içermemeleriyle bilinirler. Ee, bunu ayrı bir parantez açmak istedim aslında neden glutensiz beslenmeliyiz ya da beslenmemeliyiz gibi. Ama konu dışına gireceği için çok açamadım. Belki bir gün bunu da konuşuruz. Tağlar günde ortalama 3 ila 7 porsiyon şeklinde tüketilmelidir. Yağlara geleceğim. Yağlardan hemen kısaca bahsedelim. E, doymuş, doymamış trans yağ asitleri, tekli doymamış yağ asitleri olarak dörde ayırıyoruz. Özellikle doymamış sınıfında aşinasınızdır. Omega 3, omega 6, omega 9 yağ asitleri bulunur. Omega 3 deyince aklımıza tabii ki ne geliyor? Ceviz geliyor, balık geliyor. Omega 6 deyince ne geliyor? Ayçiçek yağı, mısır yağı geliyor. Omega 9 deyince ne geliyor? Zeytinyağı geliyor, fındık ve fındık yağı geliyor. Yani şunu demek istiyorum. Bize bunların hepsi lazım. O yüzden hasta bana geldiğinde ben ne yağı kullanayım dediğinde sadece İzmir'de olduğum için söylüyorum. Tek düze kullanmasını istemiyorum. Evet zeytinyağı çok faydalı ama arada bir mısır yağı, ayçiçek yağı gibi kullanılabilir. Arada bir ceviz balıkla omega 3 yönünden destekleyebilir. Zaten yağ asitlerinin omega 3 ve omega 6 alım oranları önemli. Bu ülkeden ülkeye değişmekle birlikte 4 birimsiz omega 6 tüketiyorsanız yani mısır özü, ayçiçek yağı tüketiyorsanız siz diyorlar ki bir birimde e, omega 3 tüketin. Biraz ceviz yiyin, biraz balık yiyin artık sosyoekonomik durumumuz ne kadar el veriyorsa. Günlük yağ alım miktarı kadar dediğim gibi e, türü de önemli. Günlük su miktarını söylemiştim. E, kilo kalori başına 1 mililitre olabilir veya Kilogram başına 35 mililitre şeklinde hesaplanabilir kabaca. Çay tüketimi çay iyi bir potasyum ve flor kaynağıdır. Özellikle ilk aklımıza gelen çok ülkecek sevdiğimiz için potasyum kısıtlı diyetlerde hemen bir çay kahveyi şöyle kenara iteriz. Sebebi budur. Çaylarda yeşil çayı 3 kupa, normal içtiğimiz siyah çayı günlük 4-5 kupaya kadar çıkarabiliyoruz. Kahvelerde ve çayda biliyorsunuz kafein içeriği var. Özellikle kahvelerde çok yüksek ama cinsine göre değişebiliyor. 30 ila 300 miligrama kadar çıkabiliyor. Çaylarda nispeten daha düşük 15-20 miligram gibi bir su bardağının yani büyük bir su bardağında. Yetişkinlerde kafein alımı günde 400 miligramla sınırlandırılmalı. O da maksimum düzeyi. Yani çok kahve tiryakileri geliyordur ya da başlayacak arkadaşlar için arkadaşlar için söylüyorum bilecektir. Bazen öyle olacak ki hastalar sizinle elinde iki kahve ile birlikte gelecek. Kahve alımı kritik. Onu çok çok tüketmemesini önereceğiz. Bu da genel bir görsel. Yine Tüber'in Türkiye Özgü Beslenme Rehberi'nde paylaşıldığı üzere koydum. Hoşuma gitti. Burada günlük aldığımız 2,5-3 litre sıvının ne, ne neyi ne kadar almamız gerektiğine dair bir şey ama 1,5 litresini en az sudan bekliyoruz. Onun dışında kahvelerden vesaire 1 litresinden azını bekliyoruz. Kahve, çay e, gibi e, içeceklerden. Sütten daha çok e, 2 bardak, üç bardak kadarını bekliyoruz. Öyle söyleyeyim kabaca. Yapay tatlandırılmış içecekler keşke içilmese ama illa içilecekse bir ya da taş çatlısının iki su bardağı kadar diyebiliriz. Onun dışında kalori hesaplamaya çok girmedim çünkü bunu artık hep herkes e, okulda fazlasıyla görüyor ya da zamanında gördük. Kısaca ben kendi kullandıklarımdan bahsedeyim. Ben direkt pratik kullanım eğer o an hasta gelmişse ve hızlıca işlem yapmam gerekiyorsa pratik olarak bazal metabolizmazı e, hesaplayabiliyorum. Ya da zaten e, tanita ya da biyaları kullandığımız için oradan da görebiliyoruz ama bazen oradaki bazal metabolizmazları yanıltıcı olabiliyor bilginiz olsun. Pratik olarak ne yapıyoruz? Erkekse vücut ağırlığını 24 ile çarpıyoruz. Bir kas sayısı ile çarpıyoruz. Kadınsa 0.95 24 çarpı e, beden ağırlığı şeklinde de yapıyoruz. Herispenedik de e, maalesef e, yani daha detaylı ve daha güvenilir olmasına rağmen hesaplaması biraz uzun süren güç olan bir denklem. Bu tür durumlarda ne yapıyorum ya da işte bunu aktivite katsayıları veya yüzdeleri giriyor vesaire. Böyle durumlarda size önerim arkadaşlar. Biz öğrenciyken öyle yapıyorduk. Kendimize bir Excel programı yapıyorduk. Direkt oraya hastanın bilgilerini yazıp enterladığımızda istediğimiz her bilgiyi otomatik olarak alıyorduk ve işimizi kolaylaştırıyordu. Çünkü maalesef özellikle kamuda her poliklinikte bir BIA ya da iyi bir tartı olmayabiliyor. Manuellerle çalışmak zorunda kalabiliyoruz. Kişi uygun beslenme tedavisini verdim. Hasta geldi, obez. Uyguladığını söylüyor. Besin tüketim kayıtlarını tuttum. Ama e, hedefime ulaşamıyorum, bir yerlerde tıkanıyorum, bir şeyler yanlış gidiyor. Acaba bu ne olabilir? Şimdi ona biraz bakacağız arkadaşlar. Acaba enerji met hastanın enerji metabolizmasını etkileyen sistemlerde bir sıkıntı mı var? Önce bunu düşüneceğiz. Tabii ki beslenmeyi %100 doğru yaptığımızda ve hastaya güveniyorsak, bunu uyguladığına güveniyorsak aklımıza ilk gelen bir eksiklik mi var vücudunda olacak? O yüzden biraz enerji metabolizmasından bahsedeceğim. Enerji metabolizmasında bizim organizma yani üç şekilde enerji sağlar. Bunlardan birincisi fosfojen sistemi. Yani ATP'den veya kreatinin fosfattan minicik bir enerji sağlayabiliyoruz. Onun dışında anaerobik enerji sistemimiz var. Bunu zaten duymuşsunuzdur. Böyle çok kısa süreli egzersizlerde ve hızlı tempolarda laktik asit üretiriz. Bu laktik asit metabolizmasından gelen minik enerjimizdir. Asıl bize sağlayan enerji aerobik enerji sistemimiz. Besinlerden enerji sağlıyoruz biz ve bu besinler hangi döngülere görüyor? Kısaca biraz bahsedeceğim. Birinci grubumuz karbonhidrat. Karbonhidratı aldım, sindirdim, monosakkaritlere kadar indirdim. İndirdikten sonra benim bunlardan enerji elde etmem gerekiyor. İşte o monosakkarit ki bu e, temel monosakkaritimiz glikolizdir. Şey e, glikozdur. Glikol gl glikozu önce glikolize soktuk. Oradan az bir şey enerji elde ettik. oradan çıkan e, yolak sonundaki ürünle privat oluyor bu. TCA siklusuna girdik ve elektron taşımasın zinci, e, zinciriyle de enerjimi elde ettim. Lipitte beta oksidasyon TCA siklusu enzim transport zinciri. Proteinlerde de deaminasyon TCA ETZ. Yani burada şunu vurgulamak istiyorum. Fark ettiyseniz TCA siklusuyla enzim transport zinciri hepsinde ortak. Onlardan da bahsedeceğim. Şimdi Organizma her zaman kan glikoz düzeyini koruma eğilimindedir. Yani biz aç kalırsak organizma yani bedenimiz o şekeri yükseltmeye yönlendirir, teşvik eder. Çok yediysek şekerimiz çok yükseliyor haliyle onu hemen düşürme eğilimine girer. Yani biz aslında bir optimal düzey bekliyoruz. O düzeyde de tutmaya çalışıyor vücudumuz. Bunda bir kan homeostazı diyebiliriz, kan regülasyon diyebiliriz. Bu terimleri duymuşsunuzdur. Gereksinim karşılandığında fazla glikoz vücudumuzda glikojen olarak depolanıyor. Buna glikoneogenez diyoruz. Glikojen depolarımızda da iki kaynağımız var. Birisi karaciğer, diğeri kas. Bunlardan bahsedeceğim. Glikojen depolarımız ama sınırlı arkadaşlar. Yani ben daha fazla daha fazla karbonhidrat aldıkça artık bir noktadan sonra depolarım doluyor ve glikozdan ben lipojenezle yağ üretmeye, yağ depolamaya başlıyorum. 1 ATP hidrolizinden ortalama 7.3 kilokalorilik bir enerji açığa çıkar. Aşağıda görüyoruz. Glikolize girdi glikozumuz. Ne oldu? Sonucunda 30 veya 32 değişebiliyor şeylere göre. Mekik yolakları var. Onlara göre 30 veya 32 ATP şeklinde enerji alıyorum. Şimdi Burada özellikle vurgulamak istedim. Her basamağı dediğim gibi şu an bilmek zorunda değiliz. Belki sonrasında bakarsınız. Bizim glikozdan piruvat elde edene kadarki kısma adlandırdığımız isim glikoliz. Glikoliz basamaklarında özellikle sağ tarafta göreceksiniz. Bazı kopaktörler var, koenzimler var. Bunlar vücudumuza sınırlı sayıda az azaldığımız ama hayati önem taşıyan şeyler. Bunlardan birisi magnezyum. Yani ben şunu di diyeceğim, magnezyum dendiğinde aklıma enerji metabolizması gelecek. Acaba diyeceğim ki bu hastanın magnezyum değeri nasıl? Şöyle bir durum var. Bunu tabii klinik tecrübemle söylüyorum. Doktor arkadaşlarla oturup konuştuğumuzda ki bazen e, bu saplamat alımında, takviye alımında diyetisyenlere başvuruyor arkadaşlar bazen doktorlar. Hani biz özellikle diyoruz ya doktorlarla görüşün. Hani size önersin. Bazen size başvuruyorlar. O yüzden biz metabolik olarak diyetle, beslenmeyle, enerjiyle, obeziteyle vesaire vesaire ilgili her şeyi bilmek durumundayız ki konuşurken, çözüm üretirken geniş açıdan bakabilelim. Magnezyum da enerji metabolizması için çok 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 önemli bir kofaktördür. Onun dışında glikolizle TCA siklusu Krebs döngüsüne e, ara bir e, Krebs döngüsü arasında minik bir metabolik e, olay olur. Bu nedir? Pürüvattan asetil koa oluşumudur arkadaşlar. Bunu da özellikle belirtmemin sebebi şu. Buradaki oluşum yani benim için asetil koa önemli bir kaynak. Neden? Asetil koa ortak bir üründür arkadaşlar. Glikozla metabolizmaya girerken asetil koa üzerinden TCA girer. Yağlarda, proteinlerde. O yüzden pürüvattan asetil koa oluşurken bazı prekürsör, prekürsörlerim var. Yani nedir? Öncül moleküllerim. Mesela buradaki sistemde görüyorsunuz TPP. E TPP bazı enzimler için kofaktör özelliği taşır ki bunun öncülü tiamindir B1 vitaminidir. Ya da NAD, pat bunları biliyoruz. NAD'ın B3, patın B2 gibi. Hatta öyle ki asetil koanın e, oluşumunda da pantotenik asit mesela B5 vitamini öncüldür Yani benim için gerçekten vitamin mineral dengesi obezitede de ve kiloyu korumada ve metabolizmada çok kıymetli. Onun dışında Piruvat dehidrojenaz enzim aktivitesini düzenlemede magnezyum haricen görev alıyor arkadaşlar. Sağda gösterdiğim görselde genel olarak anlatıyorum yani glikoliz, işte TCA siklusu, ETZ zinciri bunların genel bir hattı görsel hafızamızda yer alsın diye koydum. TCA siklusu bizim için önemli. Eee siklusu da deniyor buna. Organizmanın enerji gereksinimini sağlar. Karbonhidrat, lipid ve proteinin ortak yolağıdır. Bu önemli oksijen varlığında ve mitokondride gerçekleşir. Oksijen bizim için çok çok önemli. İlerleyen slaytlarda oksijenle ilgili özellikle demirin önemli olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Ne demek bu? Bazı hastalarda göreceksiniz demir düşük, feritin demir deposu düşük. Hasta bakıyorsunuz kilo veremiyor. Niye veremiyor? Çok kişinin aklına gelmez ama klinik tecrübelerle veya akademik olarak biraz araştırdıysak ya da derslerde gördüysek bileceğiz. Feritin eksikliği demek demirin düşüklüğü demektir. Demirin düşüklüğü demek oksijen kapasitesinin yetersizliği demektir. Çünkü vücutta hemoglobin oksijen taşır ve hemoglobindeki demir oksijenini tutar. Yani biz vücudumuza yeterli oksijeni alamazsak vücudumuz maksimum verimi kapasiteyi kullanamaz. Neden oksijen oksijen diye söylüyorum? Çünkü biliyorsunuz yağlarında protein zaten enerji olarak kullanmak istemiyoruz. Karbonhidratların da hidrolizinde en küçük yapı taşlarına kadar yakılması diyeyim kabaca yakılmasındaki etken en önemli etken maddelerden biri oksijendir. Oksijen varlığında bunu yapabilir vücut. O yüzden oksijen bizim için önemli. Demir bizim için önemli. Şimdi yola geldiğimizde TCA siklusuna baktık. Ana maddelerin dedik ki ortak şeydir, yolağıdır. Burada özellikle çok karışık geliyordur belki ama şuna değineceğim. Bu krebs döngüsünü aktive eden kofaktörler demir işte ne bileyim glutamin, glutatyon gibi antioksidan maddeler e, varken sağ tarafımıza bir bakalım isteyeceğim. Krebs döngüsünü inhibe eden durumlardan bir tanesi B12 vitamini eksikliği. Şimdi sürekli söylüyoruz değil mi? B12'ne baktırdın mı? D vitamini iyi mi? Şuna baktırdın mı? Bunlar kilo vermeye önler. Ama nasıl önler? İşte bu şekilde önler. Yani şöyle ki karşınıza gelen hasta, her hasta e beslenme ile ilgili sıfır bilgiyle gelmiyor. Bazı hastaların sosyo kültürel durumu yüksek olabilir. Çok iyi bilebilir. Bir doktor olabilir, bir dahiliye uzmanı olabilir. Bazen bir hoca olabiliyor arkadaşlar. Biz bize bir soru sorduğunda bunu iyi bir şekilde yanıtlayabilmek gerçekten karşılıklı güveni çok oturtan bir şey. B12 vitamininin burada olayını Zaten işaretledim. Süksinil koanın oluşumunda görevli bir vitamindir. Peki bu TCA siklusuna girmeden önce yağlara ne oluyor? Ben depo yağım trigliseritti. Bunu gliserol ve yağ asitlerine parçaladı vücudum. Ve yağ asitleri TCA girmeden önce bir okside olması gerekiyor. Yani bir oksijenle muamelesi gerekiyor. Oksijen varlığında mitokondride bir onun e, yakılması gerekiyor arkadaşlar. Kabaca öyle söyleyeyim TCA girmeden önce. Yağ asitleri önce mitokondriye taşınır mitokondriye de ne taşır? Karnitin taşır. İşte o bize geliyorlar ya el karnitin kullanalım mı diye. İşte bunun için geliyorlar. Nasıl geliyorlar? Geliyor hocam diyor. Ben de işte sporcu olacağım. Şöyle yağım erisin, sonra kas yapacağım falan. E el karnitin kullanabilir miyim? Ben de diyorum ki onlara. Karnitin zaten vücudumuzun yani vücudumuzun ürettiği biyosentezin olduğu bir e, madde. Ona dışarıdan alıp afinitesini azaltabiliriz. Şu an için sen bu şekilde bir devam et. Uzun sürede çünkü uzun vadede kullanımı afintesini azaltabilir diyorum. Karnitin dediğimiz gibi olay şu. Karnitin alıyor, stazoldeki yağ asitini tutuyor ve mitokondriye taşıyor. Yani diyor ki ben senin diyor transitinim gel mitokondriye orada parçalan ve enerji üret. Karnitinin görevi budur arkadaşlar. Peki... SEM dediğimiz bir madde var. Sağ altta göreceğiz. Burada e, karnitin oluşumu ile ilgili e, bir şeyde de neydi? Karnitin oluştururken seme ihtiyacımız var dedik. Semin oluşum mekanizmasında da yine kofaktörlerden biri olarak B12'yi görüyoruz. Yani bu anlamda biraz elzem. Onun dışında oksidasyona baktığımızda şunu söyleyeceğim. Yağ asitlerin e, beta oksidasyonuna uğruyor. Sonra TCA siklusuna giriyor. Sonra TCA'da oluşan o nataş, nataşlar, fata şekiller falan elektron taşıma transport zincirine giriyor ve bize enerji olarak geri dönüyor. Ee, yağların parçalanması sonucu 108 ATP oluşuyor arkadaşlar. Az önce bakın fark ettiyseniz dedim ki karmojlatlarda hidratlarda 30 32 idi. Yağlarda çok daha yüksek. Şimdi geldik en son basamağımıza elektron taşıma zincirine. Burada ne oluyor arkadaşlar? Genel olarak ne olduğunu bilmekten ziyade yine birkaç şeye değineceğim. Burada gördüğünüz gibi Üç blok halinde enzimleri görüyorsunuz. Burada geliyor işte e, enzimlerden nataşlar pataşlar geliyor hidrojenini bırakıyor vesaire. Metabolizmada re, e, okside redüktaz yani elektron alışverişini sağlayan reaksiyonlar aldığımız besinlerin e, enerjiye dönüşmesi için kilit reaksiyonlar arkadaşlar. Bunlar neler? Bu elektronları neler taşıyor? Flavinler FMN dediğimiz zaten alt, alttaki şekilde de göreceksiniz. E, yapılar taşıyor. Bunlar kaynağı riboflavindir, yani B2 vitamindir. B2 vitamini neyde çoktur arkadaşlar? Örnek veriyorum. Sütte çoktur. Zaten biliyorsunuz B grupları'nı biz vücutta da depolayamadığımız için dışarıdan almak mecburiyetinde kalıyoruz. B ve C grubunun için konuşuyorum. O yüzden sütte mesela riboflavin fazla gibi. Yani böyle yorumlar katarak biraz daha e, neden sonuç ilişkisini netleştirebiliriz. Onun dışında yine demir bakın, demir kükürt kümeleri. Bunlar da elektron taşıyor. Bunlar da enerji oluşumu için çok önemli. Yani demir de benim için aslında hayatı önem taşıyor. Şimdi bunlara baktık. Hastanın beslenme saatleri ve uyku düzeni nasıl bunu sorgulayacağız? Neden? Anemnez alıyorum ben. Hasta geliyor. Diyorum ki kaçta yatarsın? Kaçta kalkarsın? Kaçta öyle yemeği yersin? Kahvaltı yapar mısın? Yaparsan kaçta yaparsın? Akşam yemeğini nasıl yaparsın? Gibi ee, sorular soruyoruz arkadaşlar bu konu bu ara çok popüler son 2-3 yıldır çok popüler ne popüler sirka diyen ritim bu if aralıklı oruçlar işte uyuma uyanma saatleri yok kahvaltının olup olmaması gibi yani beslenmenin de da bir sirka diyen ritmi var ee, bununla ilgili hem akademik olarak çok popüler çok çalışma yapılıyor hem de diyet çeşitliliği açısından da popüler bir konu şimdi şunu söylüyoruz birincisi uyku çok çok önemli hasta ya da biz de kendimiz için de konuşalım. Ee, gece vakti mutlaka uyuyor vaziyette olmamız lazım ki yeterli hormonal döngüyü sağlayabilelim. Ha bunu bazen hastaları da eğitim verirken şunu göz ardı etmeyeceğiz. Bir, hasta çok yurt dışına çıkıyor mu? Çünkü jet lag etkisi yani o ülkeler arası değişim bunu etkileyebiliyor. 2- hasta nerede çalışıyor? Vardiyalı bir işte mi? Maalesef hasta vardiyalı bir işte çalışıyorsa ona sirkadiyen ritmini tutturacaksın gibi bir e, dayatma yapamıyoruz. Gibi gibi bunlara dikkat edeceğiz. Özellikle vücudumuzun kendi bir sirka diyen ritmi var arkadaşlar. Vücut diyor ki ben gündüz aktifim. Bu ne demek? Gündüz bir de boşalması daha hızlıdır. Giz yani bağırsak motilitesi daha hızlıdır geceye göre. Onun dışında bu sirka diyen ritmi bozuyorsak biz enerji dengesinde bozulmalar oluyor arkadaşlar. Bu ne demek? Çok geç saatlerde ya sabaha karşı belki uyuyup geç saatlerde kalkmak özellikle yemek yeme olayını geceye. Kaşımak gibi durumlar sirka diyen ritmimizi bozuyor. Bir diğer konu akut mavi ışık. Buna ilgili de çok çalışma var. Bu ne demek? E ee, Ben 11'de yatıyorum, 10.30'da yatıyorum. Hayır bu yetmiyor. Kaliteli uyuduk mu? Sirka diyen ritmimizi bozacak şeylere dikkat ettik mi? Bu ne demek? Bir, mavi ışığa maruziyet dediği telefon, bilgisayar, tablet, onun dışında televizyon ya da e, gündüz ışığı dediğimiz olay aslında herhangi bir ışığa maruziyet. Yatıyorum ben, yatağımdayım. Karanlık olsun, o da mümkün mertebe karanlık olsun gibi e, durumlar önemli. Neden önemli? Çünkü ben bu koşullarda melatoninimden maksimum düzeyde faydalanıyorum. Melatoninim özellikle gece 2 ile 3 arası pik yapıyor. Ve pik yaptığı saatlerde benim uyku halinde olmam, karanlık bir odada uyuyor olmam ve mavi ışıktan uzak durmam bedenim için çok çok önemli. Çünkü biliyorsunuz melatonin, serotonin, triptofan bunlar mekanizma olarak da birbirlerine bağlılar. Ve bu durum yaşlanmayla da çok birebir ilişkili. Çok dallandırıp budaklandırmak istemiyorum ama yapılan çalışmalarda bu hormonların varlığı bedenimiz yani kendimizin yaşlanmaması için de çok önemli. O yüzden bunu bence kaliteli kullanmalıyız. Akşamları epifiz bezimizden melatonin üretimi artar. Gündüzde göre akşam melatonin üretimi 10 kat fazladır arkadaşlar. Gece 8 gibi akşam 8-9 gibi yükselmeye başlar. 1 ile 5 arası en doğru noktadadır özellikle 2-3 arası dediğim gibi pik yapar. Melatonin yaklaşık total üretiminin %80'ini gece üretir arkadaşlar. Onun dışında bir çalışmada mesela kısa uyku süresi e, sonrası yağ dokuda insülin duyarlılığının normal uyku düzenini olana göre e, maalesef azaldığı belirtilmiş. Yani normal uyuyan birinin tabii ki insülin duyarlılığı daha iyi olacak bunu kastediyor çalışmada. Melatonin nasıl sentezlenir? Bundan hemen çok kısa bahsedeceğim. Bakın görüyorsunuz zaten görselde folat, B9 vitamini, B6 vitamini, magnezyum çinko, B12, B6. Yani bunların e, melatonin oluşumunda e, önemleri çok fazla. Biz diyet olarak TRP dediği triptofan esansiyel olan amino aminoasit alırız. Triptofan neyde var? O işte Aa, uzak dur dediği meyvelerde, sebzelerde bunlar çoğunlukla triptofandan zengin kaynaklardır. Biz bunları diyetimize mutlaka e, ekleyeceğiz. E, mümkünse tabii bir aksi bir durum yoksa. Ve triptofandan bizim vücudumuz serotonin hormonu üretiyor. Serotoninden de biz onu melatonine dönüştürüyoruz arkadaşlar. Bir yapılan çalışmada mesela review'de yani derlemede birçok paraya ve rata sirka ritmini sağlasın diye melatonin veriliyor dışarıdan. saplementlerle ilgili de hemen bir kısa trik geçeceğim. Yine klinik tecrübelerimi paylaşacağım biraz ama şöyle son dönemde çok görüyorsunuzdur. Hasta özel ya da kamu nispeten daha bu konuda alımlı ama avuç avuç saplement alıyor. Onu da için zayıflamak için bunu da için gibi gibi. Özellikle şunu fark ettim arkadaşlar. Birincisi hangi saplementler çok kullanılıyor? B12, eksiklik varsa D vitamini, eksiklik varsa demir. Bunların yanında eksiklik varsa ve yoksa da magnezyum yani magnezyum takviyesi alınabilir. Bunlar dışında krom çok sık kullanılıyor. Duymuşsunuzdur kromin pikolinat. Kan e, glikozunun regülasyonu için özellikle. Onun dışında B12 demiştim. Bunlar sıklıkla kullanılan saplementler. Ee, şimdilerde dediğim 4-5 yıldır da bir melatonin kullanılıyor arkadaşlar. Ama bunu tabii ki biz kesinlikle çünkü bir hormon neticesinde doktor kararını bekliyoruz. Ee, onun dışında meta, melatoninin etki mekanizması ne? Clock ee, ve BMAL bir genleri var. Eğer biz sirka diyen ritim diyorsak bu genleri sık sık göreceğiz arkadaşlar. Bu genler sorumlu ve bu genler melatoninle birebir ilişkili. Bunun dışında Bağırsak mikrobiyotasını olumlu yönde etkiliyor arkadaşlar melatonin o yönden de etkiliyor çeşitliliği koruyor butirat ve asetik asit gibi kısa zincirli yağ asitlerinin şey metabolik e, atıkların şeylerin mikrobiyal metabolitlerin yağ asitleri üzerinden enerji dengesini etkilediğini biliyoruz başka ne yönden etkiliyor e, reaktif e, ROS, RNS gibi bunların e, oksidan kapasitesi yüksek olanların sentezini inhibe etiyor. antioksidanların sentezini de indikliyor enzimlerin. Bu yola da oksidatif stres azalıyor. Mitokondri hasarı da azalıyor ki mitokondrileri biliyoruz bizim enerji fabrikalarımız. Onun dışında melatonin sirtiyum 1 gibi genlerin sinyal yolaklarını inhibe ediyor ve inflamasyonu durduruyor. Zaten bizim vücudumuzda bu dirençlerle ilgili ne varsa hep inflamasyondan kaynaklı olduğunu göreceğiz. Bunu da ben size birazdan anlatacağım arkadaşlar. Karaciğer, iskelet kası ve pankreasta melatonin hemen kısaca bahsedeceğim. İnsülin duyarlılığını arttırıyor. Pankreasta beta hücrelerini tekrar üretimini sağlıyor. Rejenerasyonunu sağlıyor, yenilenmesini sağlıyor. Bir çalışmada mesela 2 hafta boyunca melatonin alan obezlerde insülin direncinde belirgin bir şekilde azalma görülüyor. Onun dışında mitokondriyal disfonksiyonu da düzelttiği biliniyor pankreasta arkadaşlar. Tamam. Mesela Japonya'da bir çalışma yapılmış uyku süresiyle ilgili. Dediğim gibi uyku kıymetli. Japon erkeklerde 5 saatten az uyuyan, 5 ila 7 saat aralığında uyuyan veya 7 saatten fazla uyuyan e, hastalar olmak üzere 3 gruba ayrılıyor. E, bu 3 grup, 3 e, grup arasında karşılaştırılma yapılıyor. Kötü uyku, uykuya dalmada zorluk, kolayca uyanma gibi e, durumlarda kişiler tarafından rapor ediliyor tabii ki ekibe. Uyku süresi 5-7 saat olanlarda 5 saatin altında uyuyanlara göre obeste, diyabet, stres çok daha düşük olasılığı. Yani az uyuyanlarda bunlar çok daha yüksek çıkmış. Hatta öyle ki 7 saat üzeri uyuyan gruplarda obeste, karaciğer yağlanması, stres çok çok önemli yani anlamlı olarak Düşük çıkmış. Hatta düzenli egzersiz açısından da 7 saat üzerinde uyuyan insanların yani sağlıklı bir uyku uyuyabilen insanların egzersiz yapma oranı yüksek olduğu ortaya çıkmış. Burada da o çalışmanın e, tablosu var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi diyabet oranı, bakın 5 saat altında uyuyanlarda çok daha diyabet skoru yüksek. İşte e, zayıf uyku, stres, bunların hepsi çok daha yüksek. Şimdi iştah kontrolü bizim için önemli. Bu ne demek? E, tah kontrolü şu anlamda önemli. E, biz iştahımızı kontrol ederken bazı nöropeptitler var. E, trans e, aminaz şey hormonlar var. Bunlar iki gruba ayrılıyor arkadaşlar. Birisi e, anoreksijenik, birisi oreksijenik. Oreksijenikler, oreksijenikler daha çok e, iştahı arttıranlar anoreksijeniklerde iştahı baskılayan hormonlar. Bunlar tek tek tabii ki değinmeyeceğim ama birkaç tane önemlisi var. Birincisi nöropeptik diye birazdan birkaç mekanizmadan bahsedeceğim. Diğerleri de leptin ve insülin üzerinden gideceğim. Şimdi obezlerde iştah kontrolü acaba bizdeki gibi mi? Yani biz iştahımızı kontrol ettiğimiz mekanizmayla obezde, obez olanlarda aynı mı? Değil, neden değil. Bazı mekanizmalar değişebiliyor. Örnek veriyorum bunlardan birisi insülin direnci. Obez bireylerde yağ dokuzundaki artış metabolik sorunlara sebep oluyor, kilo alıyor obezler, kilo alınca adipositlerin kapasitesi artıyor. Arttıktan sonra da arkadaşlar makrofajlar miktar olarak artmaya başlıyor, yani vücutta bir inflamasyon başlıyor. Bu inflamasyon sonucu da insulinin sinyal yolakları bloke oluyor. Ne demek? Görselde de görüyorsunuz. Glukoz vücud, vücuda yani hücreye, özür dilerim, hücreye girmeye çalışıyor ama orada bir çarpı görüyorsunuz. Neden? Sinyal yola bozuldu. Neden? Çünkü inflamasyon var ve insülin direnci gelişti. İşte böyle durumlarda ne oluyor? O bezlerde e, glukoz hücre içine alınamıyor ki yakılsın. Öyle durumlarda ne oluyor işte kan regülasyonu çok iyi sağlayamayabiliyoruz. İnsülin direnci bunlara sebep oluyor. Bunun dışında insülin olan duyarlılık azalıyor. İnsülin reseptör sinyali azalıyor. İnsülin direnci nelerden oluşabiliyor? Ya reseptörler azalıyor arkadaşlar. Ya insülinle reseptörün uyumayan duyarlılığı azalmış oluyor gibi. Peki insülin direncinde egzersiz neden önemli? Şimdi şöyle bir durum var bazen işte hasta geliyor evet insülin direnci tanısı almış tamam e, insülin direnci tanısı aldıktan sonra biz hastaya diyoruz ki çok yürüyüş çok egzersiz yap şunu neden ya hasta bize sorsa neden böyle bir şey öneriyorsunuz hocam sizce neden yapayım İşte neden şundan dolayı biz e, az önce dedim ya e, insülin şey glukoz hücre içine giremiyor reseptör insülin reseptöründe çünkü bozukluk var öyle olduğu zaman ne diyoruz biz ee, hücre içine alamıyoruz e, kanda da glukoz arttı ne diyoruz size egzersiz daha çok yap diyoruz çünkü egzersiz o reseptörle insülin arasındaki duyarlılığı arttırıyor öyle olunca glukoz hücre içine çok daha rahat alınabiliyor egzersiz yapılmama durumuna göre ee, onun dışında arkadaşlar bir de çok aşina, olma, yani insülin direnci kadar aşina olunmayan bir kavram var. Leptin direnci. Şimdi leptin de insülin de e, çoğunlukla e, iştahı baskılayan hormonlar. Biz normalinde şunu bekliyoruz arkadaşlar. Diyoruz ki iştahın baskılanması lazım. Evet. İştah baskılıyorsa o zaman bunların miktarının obez bireylerde az olması lazım diyoruz ama ne oldu az önce anlattım İnsülin miktarı çok arttı reseptörlerle arasında ilişki kurulamadı belki reseptörler azaldı ve insülin daha daha arttı artması durumunda çok da yediği için insülin fazla ama direnç olduğu için kullanamıyoruz gibi bir durum oldu aslında bu leptin içinde aynısı geçerli yani obezlerde sanılanın aksine leptin de ee, insülinde normalden yüksek değerlerdedir. Direnç varsa leptin opgeni tarafından adipozda sentezlenen bir hormon normalde hipotalamusta reseptörlerine bağlanıyor ve iştahı baskılıyor. Yağ dokusunda artış olması leptin düzeyini arttırıyor. Leptinin de obezlerde yüksek olma sebeplerinden birisi bu. Çünkü leptin çu, leptinin çoğu adipozitlerde üretiliyor sentezleniyor arkadaşlar. Artan leptin düzeyi de yine inflamasyon oluşturuyor. İnflamasyon sonucu da e, direnç oluşuyor. Sit, vücudun stresi artıyor. O bezlerde leptin düzeyi fazla olduğu halde anoreksik etki göstermeme sebebi işte bu dirençtir. Peki hastanın zayıflamasında stres faktörü etkili mi? Şimdi hastaya soruyoruz geldiği zaman diyoruz ki e, hayatında nasıl bir değişiklik var? Yani örnek veriyorum herhangi bir psikolojik anlamda bir strese maruz musun? Mesela en basit yani bir tartılırken bile diyoruz ki hastaya sık tartılma. Hani stresi uyandırmasın sen maksimum haftada bir tartılıyoruz. Şimdi bana hasta dönüp diyor hocam ben niye haftada bir tartılıyorum? Niye stres etkiliyor? Nasıl etkiliyor? Şu şekilde şimdi stres yönetimine baktığımız zaman bu yine hücre içine giren... E e, hücre içine girmeden önceki leptin sırasıyla insülin ve grelin gibi hormonların reseptörleri var. Burada bir yolak var arkadaşlar. Hem leptin için hem insülin için ortak bir yolak var. Burada IRS dediğimiz eee insülin benzeri şey insülin reseptör substratı dediğimiz bir yolak. Bunlar hücre içinde sinyali sağlayan bir yolak. Yani diyor ki hücre işte glikoz şey insülin geldi reseptöre bağlandı. Glikoz alalım gibi sinyal yolakları var. Bunlardan ortak olanı da bu yolak. Neye değineceğim? Şuna değineceğim arkadaşlar. Az önce dedim ya nöropeptit Y dediğimiz bir hormon var. Bu açlığı yani vücutta açlığı oluşturuyor. Yani leptinle insülinin aksine vücutta bir açlık uyandırıyor. İşte böyle durumlarda bu yolak, bu yolak sayesinde insülin ve leptin bu NPY dediğimiz hormonu inaktif ediyor. Yani diyor ki sen acıkmayacaksın. Şu an sen toksun ve ben yeme isteğimi, iştahımı baskılıyorum diyor. Normal şartlarda bu bu şekilde. Ancak stres, stres, stres. Ne oldu? En basit dedik ki tartılma. Tekrarlayan stres durumunda veya besinlerle ben sürekli basit şeker alıyorsam, çok fazla yağ alıyorsam bunlar glikokortikoidlerde artış gösteriliyor. En bilindik glikokortikoid ne? kortizol. Yani ki biz çıkma kortizol yükselir. Ya da işte en basit kortizol tedavisi alan hasta almışızdır veya duymuşuzdur, görmüşüzdür. Ne oluyor? Hastalar şişiyor. Neden şişiyor? Zaten kortizol kendi başına bir ödem yapan ve şekerin artışını sağlayan bir hormon olmasının dışında NPY sentezini yani nöropeptit Y sentezini arttırıyor. Arttırdıktan sonra ne oluyor? ben de iştah artışı oluyor yağda depolanmam artıyor yani olayı bu stresin stres istemiyoruz hastalarda mümkün olduğunca hastalarla iyi ilişkiler kuracağız olabildiğince de stres faktörünü hastalardan azaltacağız beni dinlediğiniz için teşekkür ederim biz teşekkür ederiz hocam ağzınıza sağlık sizleri daha iyi görebilmemiz için ekran paylaşımını durdurursanız çok sevinirim Tabii ki. Ee, çok akıcı ve açıkçası bilgilendiriciydi. Chat kısmından arkadaşlarımdan soruları alabiliriz. Fakat onlar soruları yazana kadar bekletmemek adına ben de aklıma takılan bir şeyi sormak istiyorum hocam izninizle. <laughs> Şeyden bahsettiniz hocam. Leptin düzeyinin inflamasyon oluşturabilme potansiyeline vesaire bahsetmiştiniz aslında. Ben de bu siz buraya değinmeden önce e oksidatif stres aklıma geldi aslında. Hani obez bireylerde bunu önlemek adına nasıl bir yol izliyorsunuz? Onu merak ettim açıkçası. Şimdi şöyle, inflamasyonu önlemenin en en önemli yolu kilo vermek. Kilo vermek, kilo vermek. İnflamasyon geçen hatta biz bir hocamızla konuşuyoruz. Biz bir ekibiz obezite ekibiyiz ve sık sık akademik yayınlar da çıkarıyoruz. Ee, inflamasyon kısmı çok eksik. Kongrelerde endokrinolo endokrinologların da yaptığı obezite kongrelerinde inflamasyon kısmı çok eksik. Bununla ilgili çok çalışma yok ama bazen ee, öyle ki inflamasyon varlığında saçma sapan ilaç tedavileri uygulayabiliyorlar. Şundan dolayıdır, bundan dolayıdır diye. İnflamasyonu önleyen başlıca şey kilo vermek arkadaşlar. Çünkü bazen obez hasta geliyor, geliyor bakıyor CRP'si yüksek, tavan yapmış. Ee, bu sefer doktor panik oluyor diyor ki bu CRP niye yükseldi? Hemen sonra eklem ağrın var mı? Herhangi bir hastalık geçirdi mi? Diş tedavisi oldu mu? Vesaire vesaire. Hiçbir şey bulunamıyor ve gidiyor bir Tedavi etmek adına bir ilaç veriyor ve ilaç tedavisine başlıyor. Halbuki maalesef morbid obezlerin bazılarında e, inflamasyon değerleri çok yükseliyor. Aslında bu obeziteye bağlı. O yüzden tek kalıcı çözüm kilo vereceğiz. Teşekkür ederim hocam. Ee, bir sorumuz gelmiş. Bel, bel çevresi 88 santim altında istiyoruz dedik. Peki bel çevresi ölçümü tam olarak nereden alınacak denilmiş? Şimdi şöyle kabaca şöyle bahsedeceğim. Ki bel ölçümü hangi durumlarda alınacak? Önce ondan bahsedeyim. Birincisi body mass indeksi bir hastanın 30'un üstünde ise bel ölçümü almaya gerek yok arkadaşlar. Zaten o obezdir. Bu birincisi bu. Alamadığımız durumlarda tartılamadığımız durumlarda ne yapacağız? Kabaca şöyle söyleyeyim. Kabur, son kaburgamızı elliyoruz. Bir de leğen kemiğimizi elliyoruz arkadaşlar. Bir çıkıntı var. Son kaburga ve leğen kemiği. Elledik mi? Bulduk mu? O iki noktanın ortasından alıyoruz. Yani o incecik kalan kısmı değil de belimizin aslında daha en kalın kısmına tekabül ediyor. Bu iki noktanın ortasından bel ölçümü yapabiliriz. Tart sonucunda su yüzdesi arttığında ödem mi oluyor denilmiş hocam? Evet. Şöyle, şimdi tartıyı etkileyen bazı durumlar var. Önce bunlardan bahsetmek lazım, bunlara bakmak lazım. Bunlardan bir tanesi, çok özür diliyorum. Hemen bir şarja takmam lazım, yarı verdi. Bunlardan biri şu. Birincisi şunu sorgulayacaksın. Hasta tartıma gelmeden önce aktif bir spor yaptı mı? Bir. Tuzlu bir şey yedi mi çok tuzlu? Bu kuru olabilir, salamuralar, salamuralar olabilir, turşular olabilir. 2- regil mi? Kadınların regil dönemi tartı için bizim adımıza kabusu. Çünkü ödeme olduğu için tartı şöyle tepetaklak eder. Neden eder? Şimdi tartı bizde yağ ile kası dediğimiz gibi o rezonanstan ölçüyor tamam ama kalan geri kalan her şeyi matematiksel olarak hesaplıyor arkadaşlar tartı. Genelin çalışma prensibi böyle. regilme ona bakacağız. Üçün dördüncüsü kabız mı? Hasta kabızsa etkiler doğru ölçüm vermez. Beşincisi herhangi bir uzun yolculuk yaptı mı gibi. Altıncısı daha bir sürü var. Alkol tüketti mi gibi. Ya bu tarz durumları sorguladık. Hiçbir şey yani sıkıntı yok. Öyle durumlarda evet normal sıvı değerini verir. Ama bu gibi birçok bir durumda maalesef bazen tartıyı yanıltıyor. O yüzden aslında esas olan bir tık daha kilogram yağ yüzdesi, bel çevresi bazı tartılar bel çevresi de veriyor arkadaşlar. Ona da bakabilirsiniz. Yine bir tavsiye bel kalça oranına çok güvenmeyin tartılarda benim şey tecrübe olarak öyle söyleyeyim farkındalığımı arttıran bir şeydi o da çok bazen doğru çıkmayabiliyor. Hocam son olarak bir de beslenme biyokimyası adına önerebileceğiniz bir kaynak var mı diye sorulmuş. Çok güzel şimdi nedir? Bakın. Şu var. Görünüyor mu bilmiyorum. Bu ıı... Bir e, biyokimya profesörü e, Figen Hoca var. Figen Gürdöl. Onun kitabıdır arkadaşlar. Bunu esas alın bence ya da çekin. Bilimin mum ışığında yemek ve beslenmenin biyokimyası kitabı. Burada açlık tokluk mekanizması, leptin direnci, insülin direnci, görselleri vesaire Bu bir tık daha bizim e, bakış açımızda bakılmış. Ben ekstra... Ya tabii ki çok kitaptan falan o biraz daha biyokimyaya girecek. Yani kalın biyokimya kitapları o biraz da konu seçip almak lazım. Herkese yani ilgilenmeyenler için ya da biyokimya alanında çalışmayanlar için çok da gerekmeyebilir. Ama bu, bu çok güzeldi. Bunu her gördüğüm kişiye öneririm yani öyle söyleyeyim. Hocam çok teşekkür ederiz emekleriniz evet. için bizi kırmayıp bu güzel günde bizimle olduğunuz için. Bizi kırmayıp tamam. geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Şimdiden evet. tekrardan herkesin 6 Haziran Diyetisyenler gününü kutlamış olalım. Olsun. Kendinize iyi, iyi bakın. Görüşmek üzere. Görüşmek İyilikler. üzere.